lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Debriyaj ayarlanabilir bir pedal ama hele ki yeni başlamışsanız kalkışlarda gaz ayarlanması biraz zordur. Gaz pedalı şurada sağdaki. Değil mi? Şu an bastım evet, pedal. Evet. Debriyajı ayarlamak biraz çok hafif bir meşakkat ister ama gazı ayarlamak daha zordur. Bu yüzden kalkışlarda gazı ayarlayabilmek yerine debriyajı doğru ayarlamayı. Doğru kavramayı yakalamak tabii, lazım. Doğru ayarlamayı ve kavramada doğru timingle beklemeyi öğrenmek lazım. Yani gazı kalkışlarda gazı doğru düzgün ayarlayamazsınız, onu söyleyeyim. Şimdi debriyaj neden yavaş bırakılmalı? Hani birçok debriyajı ayarlamayı öğreneceğiz. Gaza hiç basmaz. Debriyajı birden bırakırsanız, mesela yapalım bir kere. Güzel. Tamam. Güzel, onu da indirdim. Tamam. Mesela gaza hiç basma olur mu? Tamam. Hiç basma. Debriyajı birden çek, bakalım ne olacak. Bak orada devir saatimizi görüyor muyuz? Evet. Evet, şurada. Bakalım. Çekiyorum ayağımı. Evet. Freni bırak. Direkt çektiğinde araba ileri attı. Araba ileri attı ama stop etti. Evet. Çalıştıralım. Tekrar. Gaza fazla gaza hiç basmaz. Şöyle. Yani şu sonuç çıkıyor. Gazı hiç kullanmaz. Hı hı. Debriyajı birden çekerseniz araba stop eder, evet, az önce olduğu gibi. Aynen. Peki gazı az kullanır. Yani hafif kullanır. Debriyajı hızlı bırakırsanız ne olur? Bunu da yapıyorlar. Gazı? Mesela gazı hafif kullanıp, mesela çok hafif gaza dokunun. Evet. Daha hafif. Evet. Debriyajı birden bırakırsanız, mesela birden bırakın bunu yaparken, zıplar stop. Bazen birçok yerde de yine stop etti ama zıplaya zıplaya kalkar gider. Anladım. Hoplar 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 böyle, sonra hani iki arada bir derede kalır. Zıplar araba. Peki. Az önceki gibi olur. Yani gazı az verir debriyajı birden bırakırsanız. Ya stop edersiniz şimdi olduğu gibi ya da zıplarsınız. Zıplaya zıplaya gider araba. Yaşayan olmuştur onu. Bilmiyorum. Sen yaşadın mı ama. Şimdi yaşadım hocam. Mantık şu. Debriyaj her zaman kontrolü bırakılmalı. Şimdi üçüncüyü yapacağız. Bu daha tehlikelisi. İndirelim. Tehlike derken. Gaza fazla basar. Bak üç durumda da. Gaza fazla basar. Fazla basın. Debriyajı birden çekerseniz fazla basın. Böyle patinajla ileri kalkarsınız. Hmm. Değil mi? Ses duydun mu? Anladım hocam. Direkt araba patinaj gibi, bundan olur patinaj zaten. Patinaj ok gibi fırladığı araba. İşte rampalarda falan bazen öğrenci diyor ki ben diyor rampa kalkışlarımda diyor patinaja düşüyor. Gaza çok basıyorsun. Debriyajı da birden bırakıyorsun kaymayı görünce. Kavramayı yakalamadım. Arabanın kaymasını görüyor ya. Evet. Bakıyor ki kayıyor biraz. Debriyajı birden bırakıyor, patinaja düşüyor bu sefer araba. Bir daha yapabiliriz bunu. Sesi duyalım. Yani. Hangisini? Üçüncüsünü mü hocam? Hı hı. Gaza biraz fazla basıp debriyajı biraz hızlı bırakabiliriz. Değil mi? Sesi duyduk mu? Patinaj yaptı. Bu da gaza fazla basar, debriyajı birden bırakırsanız, hızlı bırakırsanız. Aynen, aynen. Yani üç durumda da gaza ne kadar basarsanız basın. Hiç basmayın. Az basın ya da çok basın. Bunu da deneyelim şimdi. Alın vitesi. Hiç basmayın gaza, debriyajı normal kaldırın. Kalkış, normal kalkış gibi kaldırın. Hani öğrettiğim şekilde. Şu an hiç gaz yok, araba kalktı. Ki bu benzinli bir araba değil mi? Evet. Bazıları diyor sen dizel arabayla yaptırıyorsun. Benzinli mi değil mi bu? Benzinli hocam. Palio zaten, benzinli. Aynen, bu benzinli. Belli, duralım. Hiç gaz vermeyin. Şu an hiç gaz vermedik, kalktık. Aynen. Az gaz verin, yine normal kaldırın debriyajı. Aynen, her zamanki gibi yani. Şu şekilde. Az gaz verdiniz değil mi? Verdim, verdim. Verip bırakmadınız, görünüyoruz zaten. Verdim. Binde görünüyordu, duralım. Yine aynı kalktı, duralım. Çok gaz verin şimdi de. Ama yine yavaş kaldırın debriyajı. Yani yine kontrolü. Çok gaz verin bırakmadan. Çok. Aynen. Böyle kalsın gaz. Bak yine öyle kalktı araba. Değil mi? Fark etti mi bir şey? Aynen hocam. Hep aynı kalktı. Aynen. Demek ki gaz ayarı yapamıyorsak ki zordur. Debriyaj ayarı doğru olanıdır. Yani debriyajı doğru ayarlayamıyorsanız gazı ne kadar verdiğinizin ya da vermediğinizin bir manası yok. Onun için debriyajı kontrollü kaldırmak elzemdir ki doğru olanıdır. Evet. Anlaştık. Her şey debriyajla başlıyor. Yani gazı ayarlayamıyorum diyor öğrenci. Hı. Çok normal. Debriyaj basılırken gazın ayarını yapmanız ama çok zordur. Şu çok hoşuma gitti hocam. Ne? Düz bir yoldasınız. Aynen sizin söylediğiniz gibi hiç gaza vermeden attınız ve kaldırdınız. Araba kendiliğinden kalkmaya başladı. Kalkar. Kalkar. Kalktı işte. Kalkar niye?
Gazlıda da kalkar ki. Ben ilk defa şimdi burada öğrendim. Ciddi misin? Vallahi billahi. Dizelde çok yapar. Ha böyle yap demiyorum ama ben. Şimdi onu da anlatacağım. Gazlı kalkış ile gazsız kalkış arasındaki farkı da anlatayım. Hı-hı. Yani gaz vererek dedin hiç gaz vermeden çok hoşuma gitti. Evet, evet, evet. Gazlı kalkışla gazsız kalkış arasındaki fark şudur. Ben hatta bir videomda onu göstermiştim. Düşünün şurada yaşlı biri var. Evet. Kalkmaya çalışıyor. Ne yaşar? Zorlanır. Zorlanır. Birisi gelip. İşte gazsız kalkış. Bir kere gazsız kalk. Ağır ağır gazsız kalk bakalım. Şu şekilde. Hissediyor musun? Brum brum brum. Evet, 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 evet. Duralım şimdi. Bu gazsız kalkışta evet. Teyzeyi tuttun. Teyze orada tek başına kalkmaya çalıştı. Aynen. 70 yaşında, 75 yaşında teyze evet. Oturduğu yerden kalkmaya çalıştı. Bu gazsız kalkış. Evet. Zor. Aynen. Kalkar ama zorlanır. Evet. Onu demek istiyorum. Şimdi bir de gazlı kalkalım. Birazcık gaz verelim önce. Gazı verin önce. Haydi. Gazı verirken kalkın. Bu kalkış nasıl? Kaymak gibi değil mi? Bu daha rahat. Teyzeye yardım ettin işte. Aynen. Bu da gazlı kalkışla gazsız kalkış arasındaki fark tıpkı işte o teyzenin yalnız başına kalkmasıyla senin ona bir el vermen, dirsek vermen, omuz vermenle aynı şey. Anladım. Gazlı kalkış da budur. Ben hiç kimseye gazsız kalkın demedim. Sadece debriyajı sert bırakmayın dedim. Bak çok gazı yine aynı şey yapabiliriz. Gazı biraz fazla ver. Buradan devirden görebiliriz. Ama debriyajı normal kaldır. Yani normal kalkış yap. Gazı ver ver. Gaz ver korkma. Bak gazı bırakma olmaz bu. Duralım. Böyle insanları yanıltmış oluruz. Gazı ver orada kalsın gaz. Debriyajı kaldır. Uçtu mu araba? Yok uçmadı yok. Hocam. Yani demek ki ne kadar ben demiyorum ki zaten bak iki şey de demiyorum. Ne gazsız kalkın diyorum. Ne de şeysiz. Ne de gaza yüklenin kalkın diyorum. Ama şu var. Ama debriyajı nasıl kaldırdığınız değerlidir. Gazı zaten ayarlayamazsınız kolay kolay. Hele ki yeniyseniz. Zordur. Evet. Şu istediğiniz kadar gaz verin. Ayağınız debriyajdayken araba zaten gitmeyecek. Evet. Musluk kapalıyken sen, su nasıl aksın? Sen debriyajdan ayağını çekmeye başladığın anda mesela şu an basıyorum. Araba gitmiyor. Gitmez. Musluk ama kapalı. Hafiften... Burada şu an sadece bak şurası barajdır. Baraj evet. Gibi düşün. Gaza bas biraz. Bak yükseliyor. Evet. Su seviyesi yükselir. Sen musluğu kaldırmadığın şimdi sürece böyle... Musluğu kaldırmadığın sürece su akmaz. Aynen. Baraj. Aa, burada baraj var arka tarafta. Evet. Baraj ağzına kadar su dolu olsun şu tarafta. Evet. Kemerin arka tarafında. E sen evde musluğu kaldırmadığın sürece nasıl su akacak? Aynen hocam. Akmaz ki. Her şey yani geçmez. Tabii debriyaj. Her şey debriyaj. Aslında vites. Bu da vana. Evinin dışındaki vana bu. Vana evet. Kapalıysa debriyajın da bir, yani musluğun da bir alemi yok. Bu boştayken de istediğin kadar gaz ver, istediğin kadar debriyaj kaldır. Araba yine gitmez. Gitmez dediğiniz gibi. Bu ileri arabayı... Olay budur vites. Zaten arabaları tanıtırken de, satarken de insanlar manuel şanzıman, otomatik şanzıman diye satıyorlar. Evet. Yani bir aracı tanıtırken bu araç manuel şanzıman diyorsun. Yani vitesiyle anlatılıyor. Otomatik şanzıman diyor mesela. En önemli yeridir çünkü. Vanası budur bu işin.